Çözüm Rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Among Us oyununda oluşan Unity hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çözümlere geçmeden önce ekranda gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Ee, kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çözümlerimize geçelim. Öncelikle driverlarınız güncel olsun arkadaşlar. Driver güncellen videomuzu sağ üstte bırakıyorum. Oraya giderek kolayca driverlarınızı güncelleyebilirsiniz. Driver güncellekten sonra Windows Update ayarlarını bir kontrol edelim. Bakalım bir güncelleme var mı? Hemen sol alttan arama kısmına gelip Windows Update yazarsanız çıkar arkadaşlar. Bakın bende zaten direkt çıktı Windows Update ayarları. Buna giriyoruz. Burada güncelsiniz yazısını görmeniz lazım arkadaşlar. Burada denetleye basarak da güncelleme olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Zaten çıkacak otomatikman indirmeye başlayacak arkadaşlar isteğe bağlı güncellemeler de burada görünür. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Bakın şu anda bir antivirüs güvenlik zekası güncellemesi yükleniyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra hemen sitemize gelelim şimdi. Sol üstten kütüphaneye geliyoruz. Buradan Among bulacaksınız bu şekilde yazarak kolayca bulabilirsiniz arkadaşlar. Oyun çıktıktan sonra saatik yapıyorsunuz üzerine gelip ve özellikler diyoruz arkadaşlar ve sol taraftan yerel dosyalar sekmesine basıp buradaki oyun dosyalarının bütününü doğrula butonuna basıyorsunuz ve oyunun dosyalarını doğruluyor eksik dosya varsa zaten size belirtecek ve onun indirme işlemini yapacak arkadaşlar bu oyun dosyalarının bütününü doğruladıktan sonra tekrar bir iki üç kere bu işlemi deneyebilirsiniz yani eksik dosya olmadığından emin olun ve bu şekilde artık oyuna girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar eğer sorun düzelmiyorsa biz çözümlerimize devam ediyoruz video kullanan arkadaşlar için GeForce Experience programı var bildiğiniz gibi. Buraya geldiğinizde yüklü olan oyunlarınız çıkacak arkadaşlar. Buradan Among Us'ı bulacaksınız. Şöyle içine giriyoruz. Bu şekilde açılınca arkadaşlar bakın burada e, Optimum ayarlar ve şimdiki ayarlar var. Buradan Optimize'e basarsanız e, ekran kartınızda oyunu entegre edecek ve bu şekilde... ya Zaten çok hani ekran kartı gerektiren bir oyun değil ama yine de biz bu işlemi yapalım. Belki e, sorununuzun çözümüne olanak sağlar. Bu işlemden sonra oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Yine e, düzelmezse çözümlerimize biz devam ediyoruz dediğim gibi. Arama kısmına geliyoruz ve gelişmiş yazacaksınız arkadaşlar. Bakın bu şekilde gelişmiş sistem ayarlarının görüntüyle çıkacak denetim masasında. Buna giriyorsunuz. Bu şekilde bir yer sizi karşılıyor. E, burada zaten direkt gelişmiş sekmesinde çıkıyor arkadaşlar. Burada performans tarafına gelip şuradaki ayarlara basıyoruz. Ve buradaki bakın e, en iyi görünüm için ayarla en iyi performans için ayarla var ya. Bunu gelip şuna çekiyorsunuz en iyi performans için ayarla Uygula tamam diyorsunuz ve bu şekilde oyuna girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. E, bu da bir diğer çözümümüzdü. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın güç seçeneklerinden yüksek performans veya dengeli alarak oyuna girmeye deneyebiliriz. Bunun için hemen aramaya gelelim yine. E, güç yazalım. Ve güç planını seçin çıkacak arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Ve burada bakın e, dengeli ve önerilen var. E, şey dengeli önerilen ve yüksek performans var arkadaşlar. Yüksek performansta dengeli alıp oyuna girmeye çalışın. Eğer dengeli de de yüksek performansı alıp. ...oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Bu da işe yaramazsa Discord'u kapatmayı deneyebilir. Discord çünkü sıkıntı çıkartabiliyor. Discord'u kapatıp o şekilde oyuna girmeye çalışın. Ee, şimdi bir de tekrardan Steam'e gelelim arkadaşlar. Burada oyunu bulmuştuk ya. Tekrardan Steam'de oyunu bulup... ...saatik yapıp özellikler diyoruz. Ve sol taraftan yerel dosyaya ...bu sefer göz at kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Ve bizi oyunun kurulu olduğu yere atacak. Bu şekilde açıldıktan sonra... ...önce yapacağımız işlem... ...Among üzerine gelip şöyle... ...saatik yapıp özellikler demek... Ve buradan uyumluluk sekmesine gelip e, aşağıdaki e, bu programı öncelik olarak tıklayıp arkadaşlar uygula tamam deyip bu şekilde e, uygula tamam diyeyim ben mesela. Buradan direkt oyuna girmek olacak. Bu işe yaramazsa Among Us Data var gördüğünüz gibi burada. Bunun içine giriyorsunuz ve burada bakın boot config dosyası var. Bu nasıl geliyorsunuz? Sağ yapıyorsunuz ve birlikte aç diyorsunuz arkadaşlar. Not defterini açacaksınız. Burada not defteri görünmezse diğer uygulamalara basarak buradan not defterini bulabilirsiniz. Not defterini açtıktan sonra. Aşağıda açıklama kısmında vereceğim kodu buraya şöyle bir enter yapıp bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar ve çık diyorsunuz. Buradan kaydet deyip oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Bu artık kesin çözümdür sorunuz. Bundan sonra gelmeyecek ve temiz bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz arkadaşlar. Çözmeniz bu kadar da umarız sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olup videonuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.